24 Mayıs, 30 Mayıs. Değerli Oğlak burçları nasılsınız? Yükselen Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam. Oradan da günlük yorumları takip edebilirsiniz. Bu ara sorumlulukların çok fazla üstünüze geldiği, artık tahammül edemediğiniz ve ilişkiler daha ön planda çıkar ilişkileri olduğu için hem iş hayatınızdaki insanlarda hem de çevrenizdeki sorumsuz insanların durumdan o kadar sıkıntıya düşebilirsiniz ki artık gün içerisinde tolerans göstermeniz gereken konuları bile tolerans etmeyebilir. Acayip derecede sinirli ve agresif olabilirsiniz. Sorumsuz insanlarla tartışabilir. Kendi kendinize yenilginizi kabul etmenize sebep olabilir. O yüzden iş çevrenizdeki insanları geride tutuyorsunuz. Kendi enerjinizi toparlıyorsunuz. Kendi sorumluluklarınızın farkındasınız. O insanların hataları yüzünden siz yenik düşemezsiniz. Siz yenilmeyeceksiniz. Onlar yenilecek. Sizden ricam kendi sisteminizi, kendi isteğinizi, kendi kurallarınızı devam ettirin. Ve özellikle ortaksal işlerle alakalı yaşadığınız ortağınızla ilgili para konuları ve bir türlü bu parayla alakalı anlaşamadığınız noktalar biraz daha gecikse de sizin çok güzel fırsatlı paralar, yeni anlaşmalar, özellikle kadınlardan çok büyük bir destek göreceksiniz ve bu destek size maddi olarak güçlenmenize, yeni iş kapılarınızla alakalı olumlu süreç ve kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz noktayı sağlayacak olarak uyarı veriyorum. Özellikle böyle kafe, bar, restoran bu tarz işleri olan ya da büyük gece kulübünüz varsa farklı restoran, kafe yani eğlence sektöründe işleriniz varsa geciken olaylar maddi ve maliye ile alakalı sorunlarınız gündeme gelebilir. Bununla ilgili bazı yasal evraklarla uğraşabilir. Canınızı sıkacak olaylar olabilir. Dikkat edin. Kendi işini farklı sektörde ya da kurumsal büyük bir sektörde çalışıyorsanız yerinizde çok büyük bir değişim ve bu değişimle birlikte maddi rahatlık, maddi gücünüzün daha büyük bir ön plana çıkacağı, uzun süredir Dubai ya da farklı Arap ülkeleriyle ilgili anlaşmak istediğiniz bir yer varsa buradan çok güzel bir teklif, hatta ortaklaşma teklif gelecek ve siz bunu değerlendirdiğinizde kendi isminizi markalaştıracaksınız. Ailenizde özellikle kadın hastalıkları olabilir değerli oğlak burçları. Anne, teyze, abla dediğimiz kişilerde sağlık problemi, tansiyon, şekerle ilgili kaynaklanan sorunlar ve onun koşturması biraz sizi yıpratabilir. İlişki konusunda şımarık ilişkinizden yorgun olduğunuz, artık onun kendine gelmesi gerektiğini ve değer görülmek istediğinizi gösteriyorsunuz ama bana göre bu hafta işlerinizle ilgili pürüzleri çözüp kendi yolunuza bakıp duygusallığı o bir haftaya bırakırsak daha şanslı noktalar. Çünkü ortağınızdan kazık yiyebilirsiniz, beklediğiniz para ertelenebilir, gereksiz borçlanabilirsiniz, gereksiz üzülebilirsiniz. Bu hafta tam puanlı işe konsantre olacağız. Yurt dışı ile ilgili planlarınız varsa bu fırsatlar değerlendirilecek. Güzel evraklar, büyük kağıtlar, yeni anlaşmalar size büyük sorumluluklar ve yenilikler katacak. Yani korktuğumuz gibi değil, büyük başlangıçlar elde edeceksiniz. Eğer üçlü numara, 13 numara ve 3. kat, 13. katta bir evimiz varsa satılacak ve bu satışla birlikte bazı borçlarımız rahata erecek. Ev borcunuz varsa mal sahibinize kiracıysanız bununla ilgili yaşadığınız sorunlar düzelmeye, yeni anlaşmalar, yeni evraklar sizi rahata erdirecek gözüküyor. Uzun süredir iş probleminiz varsa bir yakın dostunuzun iyiliğiyle güzel bir iş kapınız olacak ve burada rahatlık sağlayacaksınız. Evli olanlarda gereksiz tartışmalardan uzak durmanız lazım. Özellikle babanızla alakalı diyaloglar ya da kayınpederinizle alakalı yaşanacak diyaloglar biraz canınızı sıkabilir. Bunlara dikkat edeceksiniz. Özellikle kız kardeşiniz ya da erkek kardeşinizle gereksiz tartışmalara gidip olayları abartabilir, huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Bu ara kardeş, anne, baba ya kavga etmenize gerek yok. Dışarıdaki kişilerle zaten farkındasınız yaşadığınız olayları. Bırakın onları kulak arkası yapın, onların kalbini incitmeyin diyorum. Sağlık olarak özellikle kemiksel, kemik erimesi, siyatik probleminiz, baş dönmeniz olabilir. İhmal etmeyin. Uzun süredir çocuk isteyen ve çocuk tedavisi gören oğlak burçlarında çocuk sevinci dönemi başlayacak ve büyük bir rahatlığa, aydınlığa kavuşacaksınız. Tatil planınız var ama maddi olarak kendinizi tam olarak güvende hissetmediğiniz için günü karar veremediniz. Temmuz ortası ya da Ağustos başında tatiliniz, gayet 15 günlük tatil size çok iyi gelecek. Hatta köyde ev yaptırmak isteyen babanızın böyle bir fikri olabilir. Mustakil Sabancı tarafında ya da Bolu tarafında, yani Türkiye'nin herhangi bir noktasında yayla evi de yaptırmak istiyorsanız bu sene bu kararı vermiş olacaksınız. Yani bu Mayıs, Haziran bu kararı verip ailenizin doğrultusunda desteğiyle yayla eviniz, işte yazdığınız bunun
ilgili yapılacak ne varsa aydınlığa kavuşacak. Araba kazalarına, yolda kazalara, kırılmalara, dökülmelere dikkat ediyorsunuz Oğlak Burcu. Geçmişteki aşkı at çöpe, yeni bir aşk gelecek sana. Bunları değerlendir. Bu ara feminist ruhunuz ya da erkeksi ruhunuz çok ön planda olacak ya da kadınlara çok değer vereceğiniz bir hafta olacak. Bu da sizi motivasyonunuzu arttıracak diyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın.